Efendim bugün dedik, bugün günlerden kiraz, bak geldi ama bir şey var, bunu da söylemem lazım. Beklenen haberi ilan etmiş muhteşem Diyanet İşleri Başkanımız. Vekaletle diyor, kurban kesmek diyor 11.750 lira diyor, yurt dışında diyor 4.750 lira diyor. Deniz Yücel güzel cevap vermiş. Vallahi Deniz Yücel'e de bugünlerde bir şey oldu. Yani çok acayip, çok güzel mesajlar vermeye. Sabahleyin de tweet attım kendisine. Maşallahım var kardeşim dedim bugünlerde. Dün de yani yoksulluğa bir göndermesi vardı. Evet, yani dünden beri konuşuyoruz. Teşekkür ediyorum ilginize de. Ama bu konu önemli. Ben kirazdan yola çıkıp olayı genişlettim ama Kemalpaşa'da o genç arkadaşımızın eyleminden sonra gerçekten hafif 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 gündeme girdik. Ve bugün de bir sevgili dostumuzu gel bakalım dedim, bir konuşalım. Ya sen bu işin içindesin. Sevgili Doktor Ahmet Özken, EPSO Meclis Üyesi. Bir de neymiş, Kemalpaşa Tarım Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş değerli bulduk kardeşim. Günaydınlar. Sevgili Sonmür ailesine çok teşekkür ediyorum. Keyifli yayınlar hoş geldiniz. Sizlere. Keyifli hoş geldiniz. Sizleri. Valla olayı ben daha böyle derinlemesine bakıyorum. Biraz endişe duyuyorum gerçekten. Türkiye'deki hani milli tarım politika, ulusal tarım politikalarından yani bugüne kadar yapılan bütün yanlışlar artık semerelerini veriyor. Ben şöyle kısa bir giriş rica etsem tabii sizden. Ki. Biz Kemalpaşa'nın özellikle kirazı, yani ben 56 yaşındayım. Yani demek ki 56 yıldır Kemalpaşa kirazının üzerine kiraz bilmiyorduk. Ama son yıllarda sorunları da öğrenmeye başladık. Bir yerde bir kısa devre mi oldu Ahmet Bey? Yani orada ne oldu? Dün hatta ben sizin gıyabınızda sordum. Özellikle son 20 yıl. Ya ne oldu Kemalpaşa'da diye. Böyle bir giriş yapar mısınız tabii bize? Tabii ki. Efendim şimdi isterseniz Kemalpaşa'dan biraz başlayalım. Lütfen. Kemalpaşa bizim için çok önemli bir yer. Elbette. İzmir'in, Ege'nin göz bebeği, incisi Kemalpaşa. Neden? Şimdi Kemalpaşa yaklaşık 120 bin nüfusu olan ve içerisinde özellikle 4 farklı bileşeni barındıran, ki bunların en başında tarım geliyor bizim için. Çok önemli ki bugün ana gündemimiz tarım. Hı hı. Kiraz özelinde. Özellikle Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazının hasat edildiği ve Türkiye'de yetiştirilen kirazın yaklaşık %12'sinin 13'ünün çıkartıldığı ve dünya pazarındaki kiraz üretiminin de %3'ünün yaklaşık çıkartıldığı bir bölge. Birincisi bu. Özellikle biz bugün ondan bahsedeceğiz ama hı hı. Diğer özellikler de bizim için çok kıymetli. İkinci özelliği, önemli özelliği Kemalpaşa çok önemli bir lojistik merkezde. İstanbul ve Ankara otobana açılması, lojistik köyün olması, deniz kara hava taşımacılığına çok yakın multimodal taşımacılıkların da yapılabileceği bir önemli bir lojistik üst, lojistik merkez. Birçok gümrüklü ve gümrüksüz depoların yer aldığı, antrepoların yer aldığı bir lojistik merkez üs. İzmir'de böyle bir lojistik merkez yok. İkinci özelliğimiz bu. Üçüncü özelliğimiz yaklaşık 850 tane fabrikası içinde bulunan ve Türkiye'de iki farklı organize sanayi bölgesini barındıran nadir ilçelerden birisi. Bayır'da organize ve Kemalpaşa organize sanayi bölgesi. Bu 850 fabrikada yaklaşık 35 bin kişi istihdam ediliyor. Yıllık 10 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olan bölgeden bahsediyoruz. Bir son özelliğimiz de Kemalpaşa için özellikle hayvancılık. Ege bölgesinin, İzmir'in özellikle büyükbaş hayvancılıktaki et ihtiyacının %35'ini Kemalpaşa bölgesindeki besicilerin yetiştirdiği hayvanlardan ve oradaki kesimhanelerden yetiştirilen, kesilen hayvanlardan biz bütün İzmir'e etin 1/3'ünü, et ihtiyacını Kemalpaşa karşılıyor. Şimdi geleceğim Kemalpaşa tarımla bugünkü konumuza. Şimdi bakın, Türkiye Kemalpaşa özelinden bir Türkiye modelini çıkartmak gerekirse, Türkiye dünya kiraz üretiminde birinci sırada. Şimdi çok önemli, genelden özele doğru yavaş yavaş inelim isterseniz. Doğru. Şimdi dünya kiraz üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton. Bir yıl boyunca bütün dünyada yaklaşık 2,5 milyon tonluk kiraz üretiliyor. Ve o 2,5 milyon tonluk kirazın 650 bin tonunu yaklaşık Türkiye üretiyor. Türkiye birinci sırada. Bakın, üretimde bir numarayız. Bunu aldık, cebimize koyduk. Peki bizden sonra gelen ülkeler kimler? Bakıyoruz. Bizden sonra Şili geliyor, Amerika geliyor, Yeni Zelanda geliyor, Avustralya geliyor. Türkiye'nin 650 bin ton kiraz üretimiyle birinci olduğu sahada, uluslararası arenada ihracatta kazandığımız değer ne kadar? Geçen yıl Türkiye 650 bin ton kiraz üreten Türkiye, üretimde birinci olan Türkiye,
ihracatta 3. sırada. Neden? Geçen yıl 200 milyon dolarlık yaklaşık kiraz ihracatından bir döviz girdisi sağlandı Türkiye'ye. Peki bizden sonra yaklaşık 220-230 bin ton kiraz üreten Şili, 3. sırada Şili. Bizim 3'te 1'imiz kiraz üretiyor. Geçen yıl kasasına, hazinesine ve istihdamına kattığı katkıyla 1 milyar 70 milyon dolar kiraz ihracatından sadece kasasına gelir kaydetti Şili. Biz 200 milyon dolar birinciyiz üretimde ama bakın bizden 5 katımızdan fazla kiraz ihracatı yaparak, gerçekleştirerek ülkesine döviz girdisi sağlayan bir Şili. İşte şimdi genelden özele doğru geleceğim. Kemalpaşa bunun neresinde? Efendim Kemalpaşa hepimizin dilinde bu artık oturdu, yer etti. Kuzey Yarımküre'nin ilk hasadının yapıldığı topraklar Kemalpaşa. Bu bildiğimiz andan beri, yani ben kendimi bildim bileli, ben yaklaşık, yani benim atam dedem Kemalpaşalı. Biz 1800'lü yıllarda bizim ailemiz soy ağacına açtığınızda baktığınızda hep Kemalpaşa Bağyurdu olarak çıkar. Baba dede tarafı Bağyurdu. İşte babaanne tarafı Halil Beyli dediğim hep kiraz üretimiyle geçimini sağlamış atalarımız, dedelerimiz. Biz onlardan, geçen de arşivi karıştırıyorum, 1980'li yıllarda küçücük çocukmuşum. Kemalpaşa'da kiraz bahçelerinin arasında fotoğraflarımız var. Dolayısıyla işte nereden nereye geldiğimiz kısmı çok önemli. Kemalpaşa'nın bir kere zenginliğinin farkına varmamız gerekiyor. Siz az önce birkaç gündür bunun dile getiriyorsunuz. Çok önemli. Şimdi Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazın hasat edildiği bu 650 bin ton Türkiye'deki kirazın yaklaşık 80 bin tonu Kemalpaşa'da üretiliyor. Ve bakın biz ortalama 23 Nisan, 22 Nisan, 20 Nisan'dan sonra hasada başlıyoruz. Ve bugün ne? 7 Mayıs. Bakın daha 2 gün öncesine kadar, festivali oluyor. Tabii ki 2 gün öncesine kadar, yani 5 Mayıs'a kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde kiraz hasadı yoktu. Kemalpaşa Obası hariç. İlk çıkan hasat Kuzey Yarımküre'de ve Türkiye'de Kemalpaşa Obası'nda çıkıyor. Erkenci dediğimiz kirazlar, şu anda benim size getirdiğim masalarımızda bulunan Early Berry ve Burlent dediğimiz kirazlar bunlar. Bu kirazlar Ziraat 900 ve Napolyon kirazı değil. Asıl ihracata giden kirazlarımız yaklaşık bir hafta sonra çıkmaya başlayacak. Ama bunlar da Burlent ve Early Berry dediğimiz erkenci çıkan kirazlar, hasat ettiğimiz kirazlar. Ve bu kirazların ilk 15 günde, bakın Kemalpaşa'da üretilen kirazların tamamı tüm Türkiye'deki İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon, aklınıza gelebilecek tüm illerde, tezgahlardaki, manavlardaki, sofralardaki ve yurt dışında. Yurt dışında Avrupa'da, Rusya'da, Uzak Doğu'da tezgahlardaki, manavlardaki kirazlar Kemalpaşa kirazı. Bu o kadar önemli ki. O kadar önemli, güzel bir ayrıntıya sahibiz ki. Dünyada ilk kiraz. Kuzey Yarımküre'de. Kuzey Yarımküre. Kuzey Yarımküre'nin ilk hasat yapılan kirazına sahibiz. O kadar zengin bir toprakta yaşıyoruz ki, zengin topraklarda yaşıyoruz ki. İşte bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi. Ama topraklar toprak olarak kalmadı. Yani ben şimdi Kemalpaşa'ya bakıyorum. Son 20 yılda hiç kimse kusura bakmasın. Yani bir kafası bozulan villa yapmaya başladı Ahmet Bey. Yani burada biz acaba kimliğe mi vurgu yapmıyoruz? Siz mesela biraz önce çok güzel bir vurgu yaptınız. Dediniz ki ben atadan babadan çocuklukta kiraz bahçesinde şeyim var. Şimdi kiraz alanlarının bütün Türkiye'deki tarım alanları gibi, evet, ciddi daralma gösterdiğini ve bir takım böyle başka türlü çiftçilik modellerinin dayatılmaya çalıştığını biliyoruz. Ama ben Kemalpaşa özelinde bir şey sormak istiyorum size. Son 20 yıldır kiraz alanları da daraldı değil mi şeyde? Şimdi şöyle bakın, üretimimiz tabii ki kısmen azalsa da kirazda maliyetimiz çok yüksek. Siz 2 gündür 3 gündür bahsediyorsunuz. Bakın yıl boyunca biz toprağa kullandığımız gübresinden, zirai ilaçtan, toprağın çapalanmasına, suların verilmesine, yani çok ciddi maliyetlerimiz var. Bugün kiraz işçiliğinin maliyeti günlük 800 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Yani bir işçinin ortalama toplayabileceği kiraz 30 kilo. 25-30 kilo, hadi toplasın, taş çatlasın, çok iyi olduğunu düşünelim, 40 kiloyu geçmez. Dolayısıyla biz de kirazın şu anda, eğer üretici, biz bakın ben hem üreticiyim, hem aracılık yaptım, üreticilerden ürün aldım, hem de ihracat yaptım, ihracat yapıyorum. Geçmiş yıllarda ihracat yaptık. Şimdi bahsedeceğim. Bizim ne yapmamız gerekir konusuna aslında geleceğiz. Bir de Kemalpaşa o kadar güzel bir ilçe ki, bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'i
de Yunan askerini denize attığı, gece istirahat ettiği yerdir aslında. Evet, sonra askerlik şubesi oldu ama evet, yıllardır bir türlü restorasyonu bitirilemedi. Şimdi yani Atatürk'ün, bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hayatım boyunca en mutlu olduğum gece o gecedir dediği gecedir. Kemalpaşa Nif'te istirahat ettiği 9 Eylül 1922. Hatta Ahmet Bey, burada bir parantez açayım. Ben dün bu kirazın peşine düştüm. Tarama yaparken bir şey fark ettim. Biz hani sizin de buyurduğunuz gibi Gazi Mustafa Kemal'in sonradan askerlik şubesi olarak. Evet. Ama bir gece önce ya da bir o gün, o akşam bir iki onun kurmaylarının, bazı komutanlarının çevredeki bazı çiftliklerde de kaldığını tabii öğrendim. Yani aslında onlar, ya Kemalpaşa başlı başına bir tarih aslında. Şimdi bakın, ta şeyden beri. Kemalpaşa'da bizim çok iyi bir esnafımız vardır, Kudret abi, Kudret Balcı. Atatürk'ün Kemalpaşa'dan çekildiği fotoğrafta Atatürk'ün sağında duran kişi Kudret Balcı'nın dedesidir. Ve onların evinde işte tabii subaylar istirahat etmişlerdir, yemekler yenilmiştir. Ve Kudret abinin halasını mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün bir yaveriyle bir subayla evlenmiş, halası gitmiş. Sonra akraba olmuşlar falan. Yani Kemalpaşa inanılmaz bir yer aslında. Doğru. Baktığınızda adından da üzerine konulduğu gibi. Şimdi bizim burada bu kadar zengin bir havzada, az önce sizin söylediğiniz gibi, bakın ne yapmamız gerekiyor ya da yapılması gerekenler aslında çok net. Bizim burada karar vericilerin, erklerin, az önce sizin bahsettiğiniz gibi bu merkezi yönetim olabilir, Tarım Bakanlığı olabilir, yerel yönetimler, belediyeler olabilir, kooperatifler, ziraat odaları, işte borsa, yani kamu kurumlarının aslında biraz daha bu işe el atması gerekiyor. Nasıl yapması gerekiyor? Bakın Avrupa'da biz ihracatta yaptığımız için hemen hemen birçok ülkeye gidip görme şansımız oldu. Bakın biz Avrupa'ya özellikle seyahatlerimizde ya da Amerika'ya gittiğimizde, Amerika'da kiraz bahçelerinde, bakın Hasan Bey, şimdi bizim gurme turizmini de bunun arttırmamız gerekiyor. Olması gereken şey şu. Şimdi kirazın biz ikincil dediğimiz, o çiftçinin kullanmadığı ikiz dediğimiz ikincil ihracata gitmeyen kirazları kullanabileceğimiz yerler var. Bakın neler? Norveç'te, İsveç'te, İsviçre'de, fiyortlarda özellikle bu kirazın mutlaka kekini, pastasını yapıyorlar. Hı hı. Bir kere kirazın ikincil dediğimiz, bizim kullanmadığımız, çok ucuz fiyata verdiğimiz ikincil kirazları dondurmak suretiyle, paketleyerek biz onları çok rahatlıkla pastacılıkta kullanılabilecek hale getirebiliriz. Bir. İkincisi kirazın sapı. Bakın bu kirazın sapının özellikle Uzak Doğu'da sağlık açısından bir çay yapıp kullanıyorlar, çay, evet, kurutarak. Türkiye'de de yaygınlaştı. Yaygınlaştı. Şimdi kirazın sapı, çekirdeği. Kirazın çekirdeği eczacılıkta kullanılıyor, biliyor musunuz? Eczacılıkta tıbbi ürünlerin ham maddelerine koyduğunuz zaman gerçekten de A vitamini, C vitamini, E vitamini, D vitamini barındırıyor. Valla kirazın çekirdeğiyle sapını kavurup öğütüp kahve gibi içenler de duydum ben. Ben şimdi, denemedim ama duydum. Şimdi yani bakın, burada birilerinin önce olması gerekiyor. Şimdi tamam, birilerinin önce olması gerektiği noktada ne yapmamız gerekiyor? Bakın biz Kemalpaşa Tarım Geliştirme ve Destekleme Derneği'ni kurduk 2019 yılında. Birkaç üretici, çiftçi arkadaşımız, eşim, abim, böyle etrafımızdaki insanlarla. Amacımız şuydu. Biz dedik ki bu kirazı markalaştırmamız gerekiyor. Bakın ben hem kendim üretiyorum, hem aracılık yapıyorum, hem ihracat yapıyorum şu anda, ama tamam, nasıl yola çıktım? Kirazı topladım. O geçen gün sizin bahsettiğiniz arkadaşımız gibi biz Rus motorlarına koyarız kasalarla. Sabah 5.30'da başlarız bakın. 5.30'da işçiler başlarlar. Saat 9'a kadar, 9.30'a kadar toplarız. Ailecek, mesela ben şimdi bahçeden geliyorum. Ailecek kirazı toplarız. Saat 10 gibi gideriz çarşıdan. Aracılar vardır orada. Çarşıda aracılara siz 70 lira verirsiniz, o 75 lira verir, o 80 lira verir. Gider 80 lira verene yerimiz belli olur. Kirazı döker, paramızı alırız veya yazarlar, deftere evet yazarlar. Şimdi biz o aracılarla sıkıntı yaşadığımız için bu yolu kendimiz yapalıma düştük. Dedik ki kiraz sabah, o günkü şartlarda kiraz, bakın sabah çok net hatırlıyorum, 12 liraya almışlardı bizim kirazımızı, 2019'undan bahsediyorum. Öğleden sonra aynı yere gittiğimizde dediler ki 8 lira. Şimdi ona kadar topluyorsunuz. Götürüp bir parti satıyorsunuz aracılara. Çünkü gideceğiniz başka bir yer yok. Bakın neden gideceğiniz başka bir yer yok? Bu ürün kiraz, taze. Hemen tüketilmesi gerekiyor. Ertesi gün bu ürün biter. Bu sabahki bahçeden toplanan kiraz. Dolayısıyla bu ürünü
hemen sizin elinizden çıkartmanız ve bahçeye dönüp tekrar toplamanız gerekiyor. Üretici bunu yapıyor zaten. Üreticinin başka bir şansı yok. Ürünle ilgileniyor. Onun maliyeti yani... Soğuk hava deposunda dayanmıyor mu? Dayanır yani, tabii ki ama yok soğuk hava deposu. Çünkü sonuçta ihracatı tabii nasıl ki yapıyorsunuz şimdi siz? Şimdi bakın, özel biz dedik ki içinde. 8 lira ben o arkadaşımızın yaptığı gibi çarşıda kirazı döktüm. Size dedim bu kirazı vermeyeceğim. Kendim yapacağım. Sonra da üzüldüm. Kendi topladığım kirazı. Buradaki numara ne? Topladım. Bakın. Buradaki numara ne? Yani ne yapmaya çalışıyor bu kafalar? Şimdi bakın şunu yapmaya yani çalışıyor. Siz uğraşıyorsunuz. 12 lirayı 8 liraya düşürüyor. Evet. Ya bugünkü fiyatla 100 liraya verdiniz. Öğleden sonra gittiniz 70 lira diyor. Bugünkü fiyat için konuşalım. Ondan başka alıcı olmadığının da farkında. Şimdi bütün alıcılar, bütün aracılar, alıcılar anlaşırlarsa fiyatı düşürürler. Sizin de üretici olarak satacak bir yeriniz yok. Motorla götürüyorsunuz. Bahçenizden 2-3 kilometre, 5 kilometre ötede çarşı pazar. Başka bir yere götüremezsiniz ki. Kamyonetiniz olsa sarsanız hale mi götüreceksiniz? Peki. Nereye götüreceksiniz? Siz, işte bakın olması gerekeni söylüyorum. Siz dernekleşmeye evet gittiniz. Dernekleştikten sonra ne yaptık? Niye kooperatif yok? Şimdi kooperatif var. Kemalpaşa'da birden fazla kooperatif var. Ama etkin Kiraz mi? Üzerine. Evet. Ama etkin mi değil. Maalesef bakın kooperatif başkanımız Ziraat Odası Başkanı şu anda. Kooperatif başkanı Ziraat Odası Başkanımız. Uzun yıllardan beri onlar da mücadele ediyorlar. Şimdi onlar da kendileri üreticilerle birlikte bir şeyler yapmaya gayret gösteriyorlar ama az önce bahsettiğim gibi bakın burada kooperatifçilik modelinin tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, tıpkı Amerika'da olduğu gibi bir standartlara haiz olması gerekiyor. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'da bunun birçok örneği var. Biz gittiğimizde gördük. Tresüt Kooperatif, siz de bahsediyorsunuz. Evet. Tresüt Kooperatifi'nin bugün 400'den fazla çalışanı var. Ortak satın almayla 47 tane traktörü var, 150 tane aracı var. 400'den fazla çalışanı olan bir kooperatif. Bunu siz işletme mantığıyla düşünmeniz gerekiyor. Bakın kooperatifçiliği şöyle yapmamız gerekiyor. Doğru. Biz dernek olarak ne yaptık? Hemen şunu. 1,5 yıl boyunca şu etiketteki coğrafi işaret tescilini almak için uğraştık biliyor musunuz? 1,5 yıl boyunca ben ne akademisyen de olduğum için söyleyeceğim. Akademisyen de olduğum için eşim endüstri mühendisi, o da akademisyen, ben de akademisyenim aynı zamanda. Hem iş insanıyım, hem tarımla uğraşıyorum, hem de akademisyenim. Sanayi Bakanlığı'na 1,5 yıl boyunca yaklaşık 350 sayfa hem Türkçe hem İngilizce rapor hazırladık biliyor musunuz? Kemalpaşa kirazının özelliğinden bahsettik. Burası özel bir yer, özel bir havza, ilk kiraz burada çıkıyor. Bunları yazılı olarak hep dile getirdik. Geldiler uzmanlar, baktılar, deneyler, testler, laboratuvara gitti ve en sonunda coğrafi işaret tescilini aldık. Bakın bu ne anlatıyor biliyor musunuz bize? Biz coğrafi işaret tescilini aldığımızda markamızı tescil ettirdik. Bugün Sanayi Bakanlığı'nın patent enstitüsüne girin. Kemalpaşa kirazının artık markası var. Bu ne demek oluyor? Bakın şurada Kemalpaşa kirazı yazar. Burada da coğrafi işaret tescili. Bu uluslararası alanda geçerli bir şey bu mi? Bu ulusal anlamda. Hayır ulusal da yani bu şimdi, orada da bir referans mı? Orada da referans oluyor ve şimdi oraya da bak geleceğim. Şimdi o da ikinci aşama. Şimdi bakın biz bununla ne yaptık biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük mağazaları nedir bugün? İsim vermemde bir bahis yok herhalde. Migros. Migros'a gittik masaya. Oturduk. Dedik ki biz coğrafi işaret tescilli kiraz üretiyoruz. Çünkü önceki yıllarda gittiğimizde bizi dikkate almamışlardı. Aa dediler ki sizin coğrafi işaret tesciliniz mi var? Bakın bu kirazı biz bardakta Katar'a, Emir ailesine gönderdik. İngiltere'ye gönderdik. Norveç'e gönderdik. Uzak Doğu'ya gönderdik bardakta. Bakın bu bardakta 240 gram. Evet, yaklaşık 220-240 gram kiraz var. Bak şöyle söyleyeyim size. Normalde kilosu 4 tane bardak 1 kilo yapıyor. Normalde kilosunun kirazının işte siz 2 dolara veriyorsunuz. Örnek veriyorum üretici olarak. Biz bunun bardağını 1,5 dolara sattık. Ne demek? Kilosunu 6 dolara sattık o zaman. Şimdi bakın bunu neden anlatıyorum? Biz önce markalaşacağız. Marka değerimizi arttıracağız. Sonrasında da bu markalaştığımız ürünü pazarlayacağız. Pazarladığımız zaman Migros bizden makro center'larda bu kirazları aldı. Biz çevremizdeki bütün üreticilerden tabii biz bunları bakın sabah topluyoruz. Hiç soğuk havaya girmiyor bunlar. He. Sabah topluyoruz bardaklarla üretimi. Müthiş de bu lojistik bir destek gerekiyor. Biz kendi imkanlarımızla yaptık bunu. Ve bunu alıp bardaklayıp kutusu var bakın bardakların o kutuya koyuyorsunuz ve saat 2'ye kadar 2.30'a kadar Torbalı'daki Migros'un depolarına götürdük bunu. Bir işte yüzlerce binlerce bardağı teslim ettik. Onlar da hemen aynı gün bütün Migros ve makro center'lara kendi adına yaptılar. Günlük tüketim gibi bu değil mi? Tabii akşam burada mağazada oldu. Bakın biz işte sosyal medyadan satış yaptık. Sabah sipariş verdiniz siz. Öğleden sonra akşam elinize teslim ettik bunu. Kutuyla beraber 2 kiloluk 5 kiloluk. Peki bir şey soracağım. Kemalpaşa'da yaklaşık kaç üretici var? 7 bin.
7000 ama bu 7000 üreticinin hepsi aynı miktarda araziye sahip değil. İri ufaklı. Kiminin bir dönüm, kiminin 5 dönüm, kiminin 50 dönüm, kiminin 30 dönüm. Yani siz anladığım kadarıyla bu işi artık uluslararası arenada da ciddi bir teşkilatla götürüyorsunuz. Tabii siz. Ki. Peki sizin dışınızda hani o küçük üretici diyeyim yani ne bileyim bu işin standardı ne onu da bilmiyorum. Hani kaç ağaç olunca büyük oluyor da kaç ağaç olunca küçük oluyor bilemem ama o eylem yapan arkadaş gibi onun herhalde daha küçük bir alanı var. Evet. Yani bu insancıkları böyle korumaya almak, örgütlememiz gerekiyor. İstismardan korumak. Evet. Şimdi bakın. Mesela sizin derneğin vazifelerinden mi? Örnek ya da amaçlarından şöyle, mı? Şöyle bakın biz derneği niye kurduk? Coğrafi işler tescili alabilmeniz için bir kamu kurumu ya da dernek vakıf olmanız gerekiyor. Aslında bu coğrafi işler tescilini çok güzel yapmışsınız. Belediye, ziraat odası ya da kaymakamlık almalıydı. Bu şeyi bir şey soracağım. Bu logoyu evet. Kemalpaşa'daki bütün kiraz üreticileri kullanıyor mu? Coğrafi işler tescili olan hayır. Bunu bilenler kullanıyor. Bilenler bakın, kullanıyor. Bunu bilenler işte anladım. Ben diyorum ki biz bunu coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra bakın fuara gittik, Çin'e gittik, İngiltere'ye gittik, Amerika'ya gittik, Norveç'e gittik, fuarlara, yurt dışı fuarlara katıldık. Bu ciddi bir kaynak gerektiriyor. Kendi imkanlarımızla yaptık bunu. Oralarda müşteri bulduk. Sonrasında geldik, ihracat yapacağız. İlk defa yapıyoruz 4 sene, 5 sene önce. Kemalpaşa'daki üretici kirazını topluyor, götürüyor, aracılara veriyor. O aracılar da 130 km ötedeki Alaşehir'deki depolara götürüyorlar. Çünkü ne var soğuk hava deposu? Alaşehir'de bir sürü soğuk hava deposu var. Kemalpaşa'da var mı? Yok. Neden? Teşvikte öncelikli yöre Manisa. Teşvikte önceliklendirilmediğimiz için İzmir'de Kemalpaşa'da soğuk hava deposu. Manisa'dan alırlar şimdi teşviği. Şimdi bakın Alaşehir'de ki yere gidiyor bu kirazlar, Kemalpaşa kirazı. Oradan Alaşehir'de kiraz yetiştiricileri yok. Alaşehir'den ihracat yapılıyor. Şimdi güzel bir konuya girdiniz. Bana şunu da anlatır mısınız? Yani sizin akademisyenliğiniz de var. Yani çok gönlüsünüz siz. Bu soğuk hava deposu. Evet. Kiraz üretilen Kemalpaşa'da neden önemli? Şu yüzden safça önemli. Bir şey sorayım. Bakın şu yüzden önemli. Ben bugün sabah topladığım kirazı size getirdim. Tamam. Siz bunu bugün tükettiniz ya da dolabınıza koydunuz. 3 gün 5 gün bu dolapta durur. Heh. Ama ben bu kirazı size getiremeseydim, bir müşteri bulamasaydım, alıcı bulamasaydım, 2 gün sonra ya da ertesi gün bu kiraz solmaya başlayacaktı. Pörsüyor, bu kirazın pörsüyecekti. Bu kirazın anladım. Soğuk hava depo, hidrocooler dediğimiz bir sistem var. Çok basit. Bu oda kadar bir sistem. Kirazları oraya koyuyorsunuz. Orada soğutuyor. -2 derecede su veriyor. Bu kirazları ne yapıyor? Dirileştiriyor. Yaklaşık yarım saat sürüyor bu. Oradan çıktıktan sonra dinlendirmeye alıyorsunuz. Dinlendirmeye aldığınız yerde bir soğuk hava deposu 0 ve 2 derecede olması gerekiyor. Sonrasında orada yaklaşık 5-6 saat dinlendikten sonra bir kiraz kasalarda soğuk hava deposuna alıyorsunuz. Kirazın bekleme yeri +4'tür. 2 ile 4 derece arasında. 0 ile 4 derece ona. Hiç orada bekleyecek. Hiç yok. Şu anda hiç mi yok? Ya küçücük yer yok tabii ki. Bunu yapar. Bakın sadece depo değil. Bizim yani bunu projelerimiz var hazır. Sadece soğuk hava deposu değil. Soğuk hava deposuyla birlikte kiraz işleme makinesinin olması gerekiyor. Tesis olması gerekiyor. Bu tesisler var Avrupa'da. Alaşehir'de de var şu anda. O tesislerdeki makine bir tane makinenin bedeli 2 milyon euro şu anda. Kiraz ve meyve ayıklama makinesinin. Şimdi bu makineyi alıyorsunuz, kirazı boylarına göre ayırıyor. Saplarını ayırıyor, boylarını ayırıyor. İstediğiniz şekilde getiriyorsunuz, o paketleme bile yapıyor. Biz diyoruz ki komplike bir önce bir kiraz alım yerine ihtiyacımız var. Hı. Yani biz motorlarla gidip çarşıda, pazarda sen kaça verdin sen? Hayır. Bizim bir kiraz alım yerine ihtiyacımız var acilen Kemalpaşa'da. Bunun örneği yani nerede? Üretici kapı kapı mı dolaşıyor evet, satmak için? Evet. Bakın bunun örneği nerede hemen söyleyeyim size. 5 kilometre ötede Sancaklı Bozköy. Yani Sancaklı Bozköy'e gittiyseniz biliyorsunuzdur. Bir belediye yaptı onu da. Kiraz alım yeri yaptı. Aracınızla motorunuzla giriyorsunuz. Hiç bir kimseye mal vermeden ortada bir şey var stand gibi. Oraya kirazınızı koyuyorsunuz. Alıcılar orada toplanıyorlar. Orada açık artırma gibi. Kaç para? İşte 70 lira, 80 lira, 85 lira. Kağıdı veriyor sana. Alıyorsun motoruna. Diyor ki benim 48 numara diyor. Zaten hepsi orada kenarda. Siz ortada satıyorsunuz. Gidiyorsunuz 48 numaraya kiraz döküyorsunuz. Kağıdı veriyorsunuz. Paranızı alıyorsunuz. Çok basit. Yani bizim acilen bir kiraz alım yerine ihtiyacımız var. Bu çok net. Yıllardan beri niye bir şey yapılmadı? Bir anlamış değilim. Anlamış değilim bakın. Yani üretici olduğum için söylüyorum. Üretici olduğum hayır, için. Benim bazı yapıyorum. yani şimdi yani, bunu bakın biz bireysel olarak çok özel yapamayız. Bir şey, çok özel bir şey. Ben dün akşam 2004 2019
yılları arasında Büyükşehir Belediyesi'nin teşvikli desteklerini biraz araştırdım. Hatta üst düzey artık emekli olmuş çok değerli bürokratlarla görüştüm. Evet. Mesela hiç bilmediğim bir şey öğrendim. Yani çünkü çok narin bir meyve. Narin tabii. Anlattığınız tabii gibi. Orada bu iklimsel olarak bir erken uyarı dona karşı şeye karşı kurulduğu ama sonra ne olduğunun bilinmediği söyleniyor. Şimdi bakın. Şimdi benim anlamadığım Ahmet Hocam bakın. Yani sizin objektif olduğunuzu biliyorum, inanıyorum. En azından ikimizin de şu anda davası aynı dava. Aynı dava. Aynı dava. Kemalpaşa'daki kiraz üretici, tarım, çiftçi. Bu kentte yani İzmir'de nasıl Kemalpaşa kirazı bir numaraysa Efem Çukuru'nun da kara üzümü bir numaraydı. Ama Efem Çukuru'nun kara üzümünün de içine maden dalgasını ettiler. Benim korkum Kemalpaşa. Yani bilmiyorsam lütfen siz söyleyin. Yanlış söylüyorsam da düzeltin ben özür dileyim. Kemalpaşa'da 20 yıldır kirazcılık mı gelişti, inşaat mı gelişti? İnşaat gelişti. Çok net. Sorunuzun cevabı bu. İnşaat gelişti. Bakın binalara, müteahhitlere inşaat gelişti. Şimdi bizim Kemalpaşa havzası... Bu binalar tarım alanlarında mı oldu? Tarım alanlarında olanlar da var. Şimdi bakın Kemalpaşa'ya girdiniz Ankara Turgutlu arasında. Büyükova dediğimiz yer sağ taraftır. Sağ taraf evet. Büyükova. Evet. Hiç ellenmemesi gerekir oranın. Sol tarafta da aslında Büyükova'ya ait olan yerler var. Şimdi bizim kirazımız Kemalpaşa'nın merkezinde siz az önce okudunuz ya. Pelit ailesi, ben dinledim içerideyken. O Pelit ailesinin yeri nerede biliyor musunuz? Kemalpaşa'nın göbeğinde onların kiraz bahçeleri, evleri. Kemalpaşa'nın şu anki merkezinde kiraz ağaçları doluydu. Benim babamlar, dedemler anlatıyorlar. 20 ton alıyorlarmış onlar. Ya 20 ton az bir ton ama, değil bu arada. Ama harikasınız. Yani bir şey söyleyeceğim. Bakın Ali Ekber Yıldırım bunu 2009 yılında yazmış. Ve oradaki Pelit'in oğlu. Evet. Oğlu. Ya inanır mısınız? Bakın 2009 nere, 2024 nere? 15 sene geçmiş. Aynı şeyleri konuşuyoruz. 15 senedir aynı. Bakın yapılması gereken çok net. Bir şey söyleyeyim mi size? Lütfen. Şimdi bakın burada yapılması gerekeni söylüyorum. Bizim tarım havzamız gerçekten de çiftçi ne yapıyor biliyor musunuz? 7000'den fazla çiftçi var, üretici var Kemalpaşa'da. Bunu 4 ile 5 ile çarpın 30 bin kişiye aslında sirayet ediyor. 120 bin nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Yaşayan her 4 kişiden birisi aslında çiftçi Kemalpaşa'da. Kiraz üretiyor, erik üretiyor, şeftali üretiyor, zeytin üretiyor. En fazla ürettiği üzüm üretiyor, en fazla ürettiği de kiraz. Kiraz bizim önceliğimiz. Şimdi bizim bu çiftçileri örgütlememiz gerekiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Arkadaşımız para kazanamayınca, o geçen hafta kirazı döken arkadaşımızın yaptığı gibi para kazanamayınca 3 dönümlük, 2 dönümlük yeri kirazla, tarımla ilgisi olmayan İzmir'den, Ankara'dan, İspanya'dan gelmiş birisine satıyor kiraz bahçesini. Gidiyor çocuk nerede çalışıyor? Asgari ücretle fabrikada çalışıyor. Üniversitede okumadığı için. Ben diyor asgari ücretle çalışayım orada. En azından sigortam yatsın diyor. Bu babalar dedeler yaşımız da bizim bu arada gençlere şu anda biz çiftçiliği tarımı sevdiremiyoruz. Niye? Para kazanamadığı için. Yapmamız gereken şey bakın yol haritası çok belli. Doğru. O kadar net ki. O kadar net. Yıllardır bu işin içindeyiz. Bakın var olan bir kooperatif olabilir. Yeni bir kooperatif kurulabilir. Hiç fark etmez. Var olan da güçlendirilebilir. Ya da yeni bir kooperatif kurulabilir. Bu kooperatif modelinde siz o üreticilerin, çiftçilerin satın almalarını tek bir noktadan yapmazsınız. Gübreyi her üretici, çiftçi 3 çuval, 5 çuval, 300 kilo, 500 kilo alacağına kooperatif olarak 100 ton gübreyi almazsanız, deponuzda tutmazsanız ve üreticiye ilacı alacaksınız, traktörü alacaksınız. Hiçbir çiftçinin kendi traktörü olmayacak belki de. Bugün traktörlerin fiyatları ne kadar? 1,5-2 milyon. Yani üreticinin bunu alabilecek parası yok. Dolayısıyla onun yatırım yapmasına gerek yok. Kim liderlik edecek? Bakın kooperatifte, şimdi bu kooperatif modelinde satın almaları tek belediyeden yapacaksınız bir. İkincisi pazarlamasını yapacaksınız. Pazarlamasını yapmadığınız ürünü istediğin altın üret ya. Satacak müşterin yoksa tabii, kime vereceksin? Pazarlamayı nasıl yapacaksın? Markalaşacaksın. Marka değerini arttıracaksın. Kirazın sapını, çekirdeğini ayıracaksın. İkincisini satabileceğin yerler olacak. İşte Irak pazarı, Orta Doğu pazarı olacak. Yani bu topyekün birlikte o kadar kaliteli insanlar var ki bu işi kim bilen. Kim liderlik yapacak? Bakın bunu, yani nasıl bir lidere ihtiyaç bakın, var? Bunun lideri belediye mi, bakanlık mı? Hepsi olabilir. Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir. Kemalpaşa Belediye Başkanı olabilir. Kooperatif Başkanı olabilir. Dolayısıyla bunu örgütleyerek maddi imkanlarla
Ya bakın, siz projeni yazıya yapacaksınız. Ya 15 yıl önce bugünler anlatılmış. Evet. Yaşıyoruz yani, kusura bunu bakmayın da sizin de yani özel çabanız olmasa, biz yıllar bakın ve o arkadaş da dereye dökmese, biz bunu her gün yaşıyoruz. İzmir'de ay ne güzel Kiraz Festivali, hadi gidelim zıplayalım hoplayalım diyeceğiz yani. Şimdi yani Kiraz Festivali sadece konser vermekle olmaz. Yani iki kişinin çıkıp konser vermesiyle olmaz. Orada üreticiye işte, siz stand açmıyorsanız, üreticiye kalkındırmıyorsunuz. Üreticinin bakın bugün belediyeler, İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi olabilir, diğer belediyeler olabilir, bu kooperatif marifetiyle Kiraz'ı kesin biz satın alıyoruz kardeşim. Kooperatif, bugün güçlü bir kooperatif başkanı olsam, ben belediyenin kapısından dışarıya çıkmam. Çökerim belediyeye. Derim ki bakın benim projem var arkadaş. Ben de yaklaşık 80 bin ton kiraz üretiliyor. Bunun bir kısmını ihracat yapıyoruz. Bunun abi 50 bin tonunu alacaksınız. Alacaksınız. Belediyelere. Valla bunu alan yer vardı. Burhan Bey'in zamanında ve Yüksel Çakmur'un zamanında Tansaş İzmir'in evet, kendi hasmalıyken evet, ben çok iyi hatırlıyorum. Kemalpaşa'ya gidip pazarlık yapan genel müdür yardımcıları vardı. Şimdi bakın, yani hatırlarsınız bunları, evet, bilirsiniz yani. Hatırlıyorum. Şu anda bakın, yok ki. Şimdi şunu söyleyeceğim. Biz az önce söyledim ya programın başında. Migros'a gittik. Kiraz bunları vermeye başladık. Migros benden ne dedi biliyor musun ikinci gün? Bana dedi yarın dedi 50 ton getirir misin dedi. 50 ton. Getiremem dedim. Nasıl getireceğim? Ben kendi imkanlarımla üreticilerden nasıl bunu örgütleyeceğim? Benim yapabileceğim kendi bahçelerim. Anladım. Etrafım, ailem, eşim, dostum. Yani 5 ton benden çıksan, 3 ton oradan, yani ben 10 ton getirebilirim size. Çünkü bu bir komplike iş gereği. Bakın bu bir iş modeli. Ama ben bir kooperatif olarak gitseydim Migros'a, bugün 50 ton değil 100 ton onlara temin ederdim günlük. O arkadaşlarımızın hiçbirisi de kirazlarını dökmezdi. Getirirdi kooperatife, ayıklanırdı, işçiler ayıklardı, parasını alırdı. Biz oradan ayıklardık Migros'a, dağıtım kanallarıyla bunu. Bakın bugün Tire Süt Kooperatifinde sadece süt mü var? Peyniri var, yumurtası var, sucuğu var, var, eti var, şey var, kavurması var. Biz kirazın sadece ikincili sapı, çekirdeği ve kirazın birincisi. Biz bununla var ya bir markayla yola çıktığımızda bu zaten kendisi marka. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda tek oluruz. Ve bu ne kadar sürede olur biliyor musunuz? En fazla 2 yıl içerisinde bunun meyvelerini almaya başlarız. Ve ne olur topraklarımız... Valla o aletleri bile alırsınız yani. Alırız bu, tabii. Yani... Alırız. Bakın bunu almamak içten değil. Yani, ben kişisel kendi falan imkanlarımla ihracat, 4 farklı kıtaya ihracat yaptık biz. Doğru. Ama neden tıkandık? İhtiyaç var, talep var. Ama ben burada tıkanıyorum. Neden tıkanıyorum? Soğuk hava tesisi yok. Tesis olmadığı için Alaşehir'e gidiyorum. Oradaki tesislere para veriyorum. Oradan kirazımı alıyorum. İstediğim şartlarda, standartlarda olmuyor. Bu sefer yurt dışına giden Kemalpaşa kirazında sıkıntı olmaya başladı. İstediğim ölçülere getiremediğim için. Şimdi bunu ben büyük bir organizasyon modelinde bakın bunun çok büyük, çok fazla örneği var ya. Çok kolay bir şey aslında bu. Yani bunu siz bir modellemeyle ki modeli de hazır yaptığınızda bilimi de içine katarak 2019'da yazılan o raporda üniversiteden hocalar geldiler. Ben katılamadım. Son hı hı, rapor çıktıktan sonra gördüm onu. Ben tesadüfen şimdi bakın, bir makalede gördüm, istedim, okudu ama yani çok kızdım ya sonucu. Dedim biz şimdi bakın, aynı şeyleri Tarım konuşuyoruz. Tarım İlçe Müdürlüğü, Kaymakamlık, Ziraat Odamız, Belediye, bunlar borsa ve üniversite. Üniversitenin gıda fakülteleri. Bunlarla birlikte bir konsorsiyum yaparak bunun bir yürütücüsünün olmak kaydıyla ki kooperatiftir bunun en mantıksı. Bu dediğim modeli çok rahat kurar. Bakın Avrupa Birliği'nde projeler var. Avrupa Birliği'nde hibeler var. Ya. Dünya Bankası'nın verdiği hibeler var. Ben akademisyen olduğum için o projelerin nasıl yazıldığını, o hibelerin sanayi odasında biz meclis üyesiyim aynı zamanda sanayi odasında. Orada o kadar güzel projeler hazırlanıyor ve yurt dışından Avrupa Birliği'nden o projeler bilabedel hibe olarak alınıyor ki. Yani 200 bin euro, 500 bin euro, 2 milyon euro, 5 milyon euro. Yani siz böyle bir projeyle gitseniz Avrupa Birliği'ne. Valla o makineyi çok, alırsınız. Alırız yani, tabii ki canım. Şey makinesini. Alırız o makineyi. Peki bir şey soracağım. Manisa Büyükşehir elma sirkesi dağıtmış. Alaşehir'de, Malaşehir'de kirazcılara filan. Bir böcük varmış. Böcek, kurt böceği. O kurt, şey, kurt için yani sirkeyi attığınızda işte o kurtu engelliyor. Ama bileyim, önce, medya bunu kirazcılara büyük destek falan diye ya, verdi de bilmiyorum. Elma bakın, sirkesiyle şimdi destek şey sadece bir anlık olmaz. Ben şeyi tabii soracağım. Yani bunu komplike yapmanız lazım. Bir yıl boyunca biz bunlara çocuğumuz gibi bakıyoruz. Bakın o kadar kıymetli ki. 6 Mayıs'ta mı hasada başlıyorsunuz siz? Hayır biz 23-24 Nisan'da başlıyoruz. Nisan'da 6 Mayıs'ta bitmiş oluyor. Hayır şöyle
Bizim hasadımız devam ediyor. Ha şu an. Kemalpaşa'da, bakın mesela bu Kemalpaşa'da Halil Beyli, Bağyurdu, Parsa eski adıyla, Ören, Yiğitler, Armutlu. Bu ova dediğimiz Kemalpaşa Ovası'nda ilk erkenciler başlar. Ha. Ondan sonra 15 gün sonra, 20 gün sonra tekrar Ziraat 900 dediğimiz, herkesin Salihli dediği, Napolyon dediğimiz kirazlar, ki Kemalpaşa kirazı artık onun adı. Kemalpaşa Ziraat 900, onun ismini değiştirdik biz. Kemalpaşa Ziraat 900 kirazları asıl dayanıklıdır. Soğuk havaya girdiğinde erimez, ekşimez, bozulmaz. Bu mesela soğuk havaya girdiğinde sıkıntı yaratır bu kiraz, erkenci kiraz. O soğuk havaya girdiği için, daha dayanıklı kiraz olduğu için Ziraat 900 ihracatta daha makbul kirazdır. Dolayısıyla onlar başlar o hasat. Yani siz bahçenin, bir bahçedeki hasat 20-25 gün sürer ortalama bir bahçede. Sizin bahçeniz ovadaysa işte 25 Nisan'da 1 Mayıs'ta başlarsınız. Mayıs'ın sonuna doğru bitirirsiniz. Sonra bu bölüm bölüm daha yaklaşık 2,5 ay sürer Kemalpaşa'da kiraz hasadı. Öyle 15-20 gün değil. Nereye gider biliyor musunuz? Yenikurudere, Kamberler, Beşpınar, Vişneli. 26 Mayıs'ta festival yapıyorsunuz ya. Acaba o festival hasadın sonuna mı denk geliyor? Hasat devam eder. Nerede devam eder? Ovadan siz yukarıya doğru çıkarsınız tepelere. Nerede? İşte Beşpınar Köyü'ne, Vişneli Köyü'ne, Dereköy'e, yukarı Kurudere, Kamberler. Oralarda hasat devam eder. Yukarıya çıktıkça daha geç gelir kiraz. Ovadakiler 20 Mayıs'a kadar bitirirler ya da Mayıs'ın sonuna kadar hasadı bitirirler. Asıl Haziran'da da hasada başlayan köylerimiz vardır bizim. Mesela Vişneli, Beşpınar. Haziran'da başlar onlar. Vişne mi yetiştiriliyor o Vişne? Hayır, Vişneli köyün ismi. Ha, köyü. Evet, Kemalpaşa'da Vişneli köyün ismi. Torbalı yolu arasında. Acaba zamanında Vişne mi yetiştiriliyor? Hayır, hayır, Vişne köyün ismi Vişneli. Yani orada ne zaman başlar? Mayıs'ın sonunda başlar. Anladım. Köylerde. Haziran ayı boyunca onlar devam eder. Hatta Temmuz'un 1. 2. haftasına kadar hasadın devam ettiği yerler vardır bizim. Bu yukarıdaki Bayındır'ın tam sınırındaki köylerde. Valla Sayın Özkan, sizin o dediğiniz o model gerçekleşirse, şimdi aklıma geldi de, yani orada sadece kiraz üzerinden değil, çekirdeği ve sapı üzerinden, evet, de müthiş bir ticari pazar oluşturulabilir yani. Hiçbir kirazımız çöp olmaz. Olmaz. Hepsi kesinlikle değerlendirilir. Peki bana şeyi de anlatır mısınız? Yayının başında söylediğiniz bir örnek var. Kafam oraya takıldı şimdi. Yani Şili bizim yerimizden geliyor ama bizden fazla para kazanıyor. Evet. Biz kirazın nedir? Bakın, niye markalaşamadığımız için yurt dışındaki alıcılar bizim tepemize biniyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ben ihracatta yaptığım için. Senin kirazın geldi diyor, bozulmuş diyor bu diyor. Manuel şey olmuş diyor. Çürümüş diyor. Video çekiyor. Arkadaş, şimdi soğuk hava deposuna da çok fazla güvenemediğim için bir şey söyleyemiyorum. Taşıyıcıya güvenemediğim için bu video çekmiş adam. Diyor ki sen 3 dolara satmışsın kirazı, 4 dolara satmışsın bunu, kilosunu. Diyor ki ben bunu 3 dolara sana parasını gönderirim çünkü ezilmiş büzülmüş. Ya da diyor istediğim standartlarda kalibre vardır, bakın 22, 24, 26, 28, 32, 36'ya kadar gider büyüklüğüne göre. 28 üstü kalibre bana gönder der Avrupa. Siz ona 25-26 gönderirseniz tespit eder onu. Fiyatı düşürür. Peki örnekleme yapıyor. Şili ne yapıyor? Şili 30 ve üzeri gönderiyor. Neden? Çünkü Şili'de kooperatifler var. O kooperatiflerde az önce bahsettiğim model var. Hiçbir üretici, çiftçi bunun derdine tasasına düşmüyor. Çiftçi sadece neyi düşünüyor biliyor musunuz Şili'de ya da Avrupa'da, Hollanda'da? Ben malımı en iyi nasıl üretirim kardeşim? Bana çünkü zirai ilaç geliyor, gübre geliyor, traktör geliyor, sulama geliyor. Ben bütün desteklerimi alıyorum. Ben bir ağaçtan ortalama 30 kilo hasat alıyorsam bunu 50 kiloya nasıl çıkartırımı, bunu da üniversitelerdeki bilim insanlarının yaptığı toprak analizi, ağaç analizi, bütün hepsinin analizlerini yapıyorlar, raporluyorlar ve bir yıl boyunca onlar o raporlarla hep çiftçinin yanındalar. Diyorlar ki işte kooperatif diyor kardeşim, devlet yanlarında sen, ama sen burada ağaçtan böyle giderse seneye 25 kilodan fazla kiraz alamazsın. Buna şu uygulamayı yaparsan eğer seneye 30 kiloya çıkar. Ondan sonraki sene 50 kiloya çıkar. Şili'de kiraz ağaçlarının ortalama ömrü 50 yıl. 50 bize, yıl. Bizde 15 yıl. 20 yıl maksimum. Bende 20 yıllık ağaçlar var. Kaç yıl ürün veriyor? 5. yıldan sonra ürün veriyor. 5. yılda. 50 yıllık ağaç 45 yıl ürün veriyor sana. Ama sen eğer ağaca iyi bakmazsan,
Eğer atman gereken hani ilaç, verimi arttırmak atmaman, mümkün. Tabii ki mümkün. Yani bunun bilimsel, yani biz, anladım, bakın, anladım. Biz aynı zamanda eş zamanlı üniversiteyi de bu işin içine aldığımızda bir laboratuvar kuracağız. Bakın bir laboratuvar kuracağız. O laboratuvarda bu kirazın ömrünü nasıl uzatabiliriz? Ağacın ömrünü nasıl uzatabiliriz? Verimi hasadı nasıl arttırırız? Bir taraftan da yıl boyunca üniversitedeki hocalarla üreticiler, çiftçiler onu çalışacaklar. Kooperatifin ana yollarından birisi de bu olacak. Yani siz 5 yıl sonra yatırım yapacaksınız. 10 yıl sonrasında çocuklarımıza. Bugün eğer bir ağaçtan 30 kilo ortalama kiraz alıyorsanız o ağacın üretimini siz 60 kiloya çıkartacaksınız. Bunu nasıl yapacaksınız? Bilimsel verileri de kullanarak, destekler, teşvikleri kullanarak, bir model kurarak. Ve bakın 80 bin ton kiraz üretiyoruz diyoruz ya. Aynı topraklarda bu modelle biz 10 sene sonra 150 bin ton kiraz üretiriz. Ve bugün 2 dolara satabiliyorsak, satamıyorsak o gün 5 dolara satarız. Çok net. Yani reçete belli. Tarım alanları daralsa bile mevcut tarım alanlarında mevcut üretimin 2 katı da sağlanabilir. Sağlayabilirsiniz tabii ki. Yani. Sağlayabilirsiniz. Peki bir şey soracağım. Yani siz araştırmışsınızdır. Hem Türkiye'de hem Ege'de nereler kiraz üretiyor başka? Farklı kiraz. Kemalpaşa'da, Manisa'da bizim hemen Sancaklı Bozköy'de kirazımız var. Karşı tarafta. Manisa Sancaklı Bozköy köyünde. Ondan sonra Isparta, Uluborlu, Kütahya, Afyon, Uşak. Onların ama zamanları, üretim bizden zamanları sonra farklı değil mi? Sizin canım, ilk biz erkenci denmesinin nedeni bu. Evet. En erken kiraz. En erken. Kuzey Yarımküre'nin ilk hasadını yaptığı topraklardaysa o kadar zengin bir yerde yaşıyoruz ki. Bu zenginliği arttırmamız gerekirken maalesef kıymetini bilemiyoruz. Biz kişisel gayretlerimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama nereye kadar yeteceğiz? Hayır, yani ancak sizi kurtarır. Bizim etrafımızdakileri evet, giderece. Yani, ama evet. Şimdi bakın, abi, ben o modelin politika haline nasıl ben o modelin içerisinde bir üretici olsam. Şimdi bakın, kooperatif modelinde pazar da önemli dedik ya. Sizin satıcılarınız olacak. Vereceksiniz çantayı ellerine, yabancı dil, İngilizce bilen, Almanca bilen, Çince bilen. Benim işim bu. Ben üniversitelerde 20 yıldır bunun dersini verdim. Nasıl ihracat yaparız? İhracatı nasıl arttırırız? Memlekette ben 75 farklı ile gittim. 35 binden fazla kişiye ihracatı nasıl arttırırız diye seminerler verdim. 8 tane kitabım var benim dış ticaretle ilgili. Çok rahat kurarsınız bu modeli. Kurduğunuzda gidecek yurt dışına, fuara katılacak, kiraz müşterisini bulacak. Geldiğinde ne zaman bulacak bunu biliyor musunuz? Kasım'da, Aralık'ta. Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta ama müşteriler hazır olacak. Sevgili Ahmet Özkan, bir ciddi bir detayı atlıyorsunuz. Söyleyeyim mi? Buyurun efendim, söyleyin. Ya Türkiye'de donanımlı insanlar sevilmiyor ki. Yani, siz çok donanımlısınız. Yok. Bakın, çok donanımlısınız. Yani özellikle siyasette 12 Eylül 80'den sonra donanımlı insanlar hep oyun dışı kalıyor. Ve bu sonuçları ne yazık ki yaratıyor. Yani peki artık sonucu bağlayalım. Ben bu konuyu bırakmam. Hatta şimdi konuşurken bir anda kafamda çaktı. Bugün onu araştıracağım. Bu kara üzüm ne oldu diye. Onun peşine. Çünkü çok enteresan hikayesi var o kara üzümünde. Sizin kirazın da var aslında. Var. Yanlış bilmiyorsam var. Var. Bakın kim, hangi aile olduğunu hatırlamıyorum ama gönderirim size. Bir yazılmış, hı-hı, bir şey var çünkü. Bu demek ki erkenci kiraz zamanında yani İzmir'den iki ürün, evet, çok özel Buckingham Sarayı'na gönderiliyor. Evet. Evet, bir tanesi gidiyor. Kara üzüm, bir tanesi kiraz. Kiraz, doğru. Aracı şirket diyeyim size, ya Vitaller ya da başka bir aile, çok emin değilim yani. Biz bu konuda. Biz 3 sene önce Katar'da Emir ailesine verdik bunu. Ha. Emir ailesine. Bakın kilosunu normalde aslında dünya tarihini kaydına girmiş bir üründen bahsediyoruz. Katar'da yani. Emir ailesine verdik bunu ve bardağına 5 dolar verdiler biliyor musunuz? Bardağına. Yani kilosu 20 dolara aldılar bu kirazı. Ve istediler, bizden yapamadık. Neden yapamadık? Peki çünkü anda, tesisimiz yok. Şimdi soğuk havamız yok. Konu konuyu açıyor. Şu anda geçen pazar günü Bornova'da Bayraklı Çamkıran pazarında kiraz 100-120 lira, evet, arasındaydı. Üreticiden 60 liraya 70 liraya alındı. 60 liraya 70 lira. Yani zaten bizim maliyetimiz ortalama 40-50 lira. 60 lira nerede? %100 arada bilmiyorum. Ama yani, bir şey söyleyeceğim. Bakın ben aracılık da yaptığım için şimdi iki kasa kiraz ben getiriyorum. Ben burada üreticiyi kurtarıyor mu? Hayır. Kurtarmıyor diyorlar. Neden kurtarmıyor biliyor musunuz? Bakın şimdi
O aracılar da alıyor bu kirazı. Doğru işini yapan aracılardan bahsediyorum. Burada birçok arkadaşımız, hep bütün aracılar kötü değil. O aracılar olmasa üretici çiftçi neyle satacak? Yok, aracı demiyoruz biz onlara. O şey, bazılarına tokatçı diyoruz. Ya, tokatçıları ben ayrı tutuyoruz. Vatandaş öyle diyor. Tokatçıları her sene Kemalpaşa'da üreticinin parasını tokatlayan insanlar çıkar ortaya. Allah Allah. Onları ayrı tutuyorum. Şimdi bakın, o size 6 kasa kiraz geldi değil mi? Yaklaşık 20-22 kilodur kiraz. 120 kilo kiraz geldi. Siz 120 kilonun yaklaşık %60'ını kullanıp bunun içine koyabiliyorsunuz. %70'ini, %30 zayi. Neden? İkiz var, küçük var, ermemiş var. Yani onlar ayıklanmış gibi geliyor ama siz onu bir daha ayırdığınızda o kirazın yaklaşık %60'ını, %70'ini kiraz kutusuna, ihracat kutusuna koyabiliyorsunuz. %30'u 40'ı ya iç piyasaya gidiyor ya da Irak pazarı dediğimiz Orta Doğu'ya gidiyor. Dolayısıyla yani üreticiden aldığınız o 70 liralık kiraz, eğer ihracatçıysanız, size yaklaşık 90-100 liraya geliyor ayırdığınız için. 70 liralık kirazı aldım ben, ihracat yapıyorum, geldim sizden ürün aldım. Bana 100 kilo kiraz verdiniz, bu 100 kilo kirazın 60 kilosunu, 70 kilosunu ihracatta kullanabiliyorum. 30 kilosu benim için başka bir pazar bulmam gerekiyor. Pazar bulmam gerekiyor. Bulamazsam ne yapıyorum? Diyorum ki 70 lira değil 60 liraya alırım senin kirazını. Şimdi bakın, burada çok matematik çok net. Eğer siz bir kooperatifle, eğer bir yönetim modeliyle bunu tamamıyla yazılı kurallarla bir anayasaya bağlayarak, az önce anlattığımın hepsini biz yapabilecek kabiliyete sahibiz. Üreticilerimiz de bu kabiliyete sahip. Aracılarımız da bu kabiliyete. Yani orada çok düzgün insanları, bilen insanları, ya kirazı ağaca karşıdan 20 metre öteden bakıp ağacın kaç yaşında olduğunu, kirazın üzerinde 50 çeşit kiraz var, hangi cins kiraz olduğunu, ne zaman vereceğini, kaç kilo vereceğini bilen üreticiler var, biliyor musunuz? İlkokul mezunu. İnanırım. Al bu insanları. İnanırım. Al bu insanları ya, bizim yiğitlerde, Ören'de, Bağyurdu'nda. Ya adam profesörden daha profesör. Ben akademisyenim diyorum, ona soruyorum. Abi diyorum, nasıl yapacağız bu ağacı? Siz biraz ihracat merkezli tabii haliyle, normal, çok doğal. Peki iç piyasayı ya sunmada yani üretici niye gelecek yılı garantiye alacak parayı kazanamıyor? Kazanamıyor çünkü bugün kirazın kaç para olduğu, yarın kirazın kaç para olacağı belli değil. Şu anda kirazın sabah 80 lira mesela, sabah. Seksi buraya geldiğimde daha alınmamıştı. Saat 9.30'da biz girdik. Şimdi çıkacağım, öğreneceğim. Belki 70 lira. Öğleden sonra 60 liraya düşecek belki. O da aracı varsa, üretici ne yapsın? Ya üretici bunu üretme derdinde, adam pazar bulma derdinde değil ki. Öyle bir görevi de yok, misyonu da yok zaten. Ama ürettikten sonra kahroluyor. Ya niye kahroluyor? Çünkü almıyorlar ki. Malını almıyor adam. Pazara gittiğinde almıyorum dese herkes. Ne yapacak bu adam? Ne yapacak? Yapacak bir şey yok. Doğru. Yani bunu bakın, acilen Kemalpaşa'ya bir kiraz alım yeri, Bağyurdu, Ören ve Yiğitler üçgeninin olduğu, bütün kiraz üreticilerinin olduğu yer orasıdır. Erkenci kirazların özellikle. Orada çok güzel yerler var. Kamuya ait yerler var, hazineye ait yerler var, belediyeye ait yerler var. Hızlı bir şekilde bir kiraz alım merkezi. 2 ayda yaparsınız bunu, önümüzdeki seneye yetişir. Önce kiraz alım merkezini yapacaksınız. Eş zamanlı olarak da bir soğuk hava deposu, bir tesis, bu modellemeyi oturtabilirseniz, yaptığınızda 2 sene sonra çiftçi de rahatlar, 3 sene sonra üretici de rahatlar, aracı da rahatlar. Hepsine bir rol vereceksiniz çünkü. Herkes para kazanır. Bakın çok kolay. Dünyada bir sürü örneği var bunun. Yani biz kişisel gayretimizle neler yaptığımızı anlattım size. Vallahi bence siz bir toplanın. Cemil Bey bu konuda ben hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Yeter ki ona doğru bilgiler verilsin. Araya bazı karakonçoloslar girmesin. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi, yani var çünkü. Yani Tunç Bey'in zamanında da çok tarım konuşuldu. Aziz Bey fiilen işin içine girdi. Ben bu konuda bilmiyorum. Yani çünkü açık söylüyorum, ben Tarım Bakanlığı'na güvenmiyorum. Yani ben şahsi, bu benim şahsi düşüncem. Ben hükümetin tarım konusunda iyi şeyler yaptığına hiç inanmadım. Bunları yüzlerine karşı da eski Tarım Bakanı benim eski dostumdu. Şimdi yüzüme bakmıyor. Açık açık söyledim. Tamamen burada ne yaparsa belediyeler, yerel yönetimler yapacak. Bakın, gibi geliyor. Burada kamudan bizim beklediğimiz, zaten gerçekten de Tarım Bakanlığı'ndan biz de bir şey beklemiyoruz. Ben Tarım Bakanlığı'ndan bir şey beklediğimiz, hiç beklentimiz yok zaten. Yok, olmaz. Ya. Olmayacağını da biliyorum. Olmayacağını da biliyoruz. Yok, hepimiz yani biliyoruz. Yani kaynakların Manisa'ya teşvik veriyor, bir şey veriyorsun. Tabii. Kemalpaşa 1000 senedir kiraz üretiyor, görmüyorsun.
Üstelik bir de üstüne beton döküyorsun yani. Yani bizim betonlaşma inşaat... Son mesajınızı alayım. Biz sizinle daha çok otururuz burada, kiraz konuşuruz, tarım konuşuruz. Şimdi tabii kiraz, tarım, lojistik, ticaret bizim hem ilgi alanımız tabii hem de biz mesleğimiz. Yani yıllardan beri bizim bu meslekle hem etrafımız, çevremiz, ailemiz, eşimiz, dostumuz evine ekmek götürmeye çalışıyor. Bu çok önemli. Bakın 7000'den fazla son şu mesajı vermek lazım. Eski adı NİF olan ve 9 Eylül 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk İzmir'i fethettiği gün Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını orada misafir eden ve adı da 1924'ten sonra NİF adı Kemal Paşa olarak değişen, o kadar güzel bir yörede ve tarımın o kadar güzel olduğu bir yörede yaşıyoruz ki bence artık imardır, inşaattır bu işleri bir kenara bırakıp, siz diyorsunuz ya beton mu yiyeceğiz diye, katılıyorum, %1 milyon katılıyorum. Topraklarımız zenginliğimizdir diyorum. Bizim mottomuz bu. Bu zenginliğin lütfen kıymetine varalım ve biz üzerimize düşeni yapmaya gayret gösteriyoruz ama bir noktaya kadar geliyoruz. Buradan karar vericilerin bu işin eline atmaları gerekiyor. Ellerini taşın altına koymaları gerekiyor. Model çok net, çok belli. Kaynağı yerinde bir yatırım yaparsanız ve doğru planlarsanız bunu, bunda kaybetme riskiniz yok. Herkes kazanacak. Ha belki ne olacak? 2 sene sonra değil, 4 sene, 5 sene sonra bu çark dönmeye başlayacak. Ama siz Kemal Paşa'nın bu anlattığımız modelde gelecek 50 yılını kurtarmış olacaksınız. Gençler artık toprakları terk etmeyecekler. Ahmet diyecekler Bey, ki, gıda krizi kapıda, su krizi kapıda. Tarım varsa hayat var. İklim değişikliklerinin ne gibi etkiler vereceğini bangır bangır bilim insanları anlatıyor ama şey değil. Sizle biz daha çok otururuz burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Valla ben açıkçası o kirazları dere döken genç arkadaşıma minnettarım. Çünkü sayesinde 2-3 gündür yani gündem oldu değil mi? Bırakın gündemi. O kadar çok makale okudum ki, o kadar çok geçmişe gittim ki, şimdi bugün bana mesela bir bilgi gelecek. 1922 öncesinde Kemal Paşa'nın tarım alanlarında kimler nerelerin sahipleriymiş, onların bilgisi gelecek. Cuma günü de bu işin daha bir bilimsel boyutunu konuşacağız. Sevgili dostum Profesör Kamil Okyay Sındır gelecek. O mecliste de çok uğraştı zamanında. Evet. Genel tarım, bu GDO konusunda. Çok teşekkür. Yine bekleriz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı işler, bereketli kazançlar bütün üreticilere. Bütün üreticilerimizin hasadı bol olsun. Olsun. Hiçbir olsun. Sıkıntı yaşamasınlar. Olsun. Bol bereketli bir sezon geçirsinler. Tek temennimiz bu. Onların sesini duyan makam sahipleri de çok yaşasın. Onların sesini duymayanlar da gitsin beton kemirsin. Bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Efendim bugünü de noktaladık ama önemli bir konu. Pazara çıktığınızda kirazı gördüğünüzde düşünün o nasıl üretiliyor ve üretici neler düşünüyor, arada neler oluyor, bunları da öğrenmemiz lazım. Hep söylüyorum, bugün de söyledim. Ya bırakın artık şu Bizans dizilerini, Bizans yarışmalarını, kapatın İstanbul televizyonlarını, biraz kitaba dönün, araştırmaya dönün, sohbete dönün. Yarın enteresan bir gün olacak. Neden? Geçtiğimiz hafta Cuma günü sevgili Haluk Işık'ı konuk ettik. Haluk Işık burada konuşurken şehir tiyatrolarından falan da bahsetti ama isim falan vermedi. Şehir tiyatroları genel sanat yönetmeni sevgili usta Yücel Erten biraz alınmış. Facebook'ta falan yazdı etti. Yarın Yücel Erten geliyor. Yücel Erten'le şehir tiyatrolarını konuşacağız. Yani hayatta en korktuğum şey sanatçıların arasında kalmaktır. Umarım başıma bir iş gelmez bu işten. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Ne diyoruz? Ne mutlu Türk'üm diyene, yaşasın Atatürk mefkûresi. Hoşçakalın. Bugün Bayburnu'nda ikinci kiraz 20 lira, birinci kiraz 70 lira, işçi yemeği 800 lira, gübre olmuş 1000 lira, mazot 45 lira. Bu iş kurtarmıyor. Kurtarmıyor kardeşim. Al. Hayvan aşat işini hiç olmazsa. Al. Hayvan atacak aşata gitsin hiç olmazsa.